Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda çekme ve çarpma tekniklerinin bağlamada uygulanışını göstereceğim. Başlayalım. Eğer bundan önceki videoyu izlemediyseniz arkadaşlar lütfen onu önce izleyin sonra buna geçin. Yukarıda da linkinin açılması lazım şimdi. Onu tıklayın, önce onu izleyin sonra buna geçin. Şimdi önce çekmeyle başlıyorum arkadaşlar. Çekme işaretini göstermiştim. Bundan önceki videodaki yazdıklarımı not ettiğinizi düşünüyorum. Ona göre ders vereceğim. Onun önünüzde olması lazım. Oradan takip edin. Evet arkadaşlar, ne dedi? La notasına vurduk. Sol notasını çekerek çıkardık. Nasıl oluyor? Olayın mantığı şu arkadaşlar. Bakın. La notasını üstten vuruyorum. Vurduktan sonra o teli arkadaşlar aşağı doğru çekiyorum. Ve sol sesi çıkıyor. Bakın, mızrap vurmadım. Bir daha yapıyorum bakın. Gördüğünüz gibi. Evet. Burada boş yere çektim. Bir daha vuruyorum. La, sol. Solü çekerek çıkardım. Şöyle bir hata yapılıyor. Genelde öğrencilerimde. Şöyle yapılıyor. Hemen çekme. Hayır arkadaşlar. Sol ne zaman söylenecekse o zaman çekmeniz gerekiyor. Yani vurduğunuz gibi çekmeyin. Böyle değil de. La, sol. Bir daha yapıyorum bakın. La, sol. Ne zaman çek diyorsa onu çekiyoruz. Yani kalıba göre bunu yapıyorsunuz. Evet, bakın aşağı doğru çekiyorum bu arada. Yukarı doğru çekeni bile gördüm. Çekmedi, itme gibi bir şey oldu. Aşağı doğru çekeceksiniz. Şu hatayı yapmayın. Şu hata çok yapılıyor. La'ya vurduktan sonra sol'e çekmeden önce teli iyice aşağı gerip öyle bırakıyorsunuz. Yani şöyle oluyor. Gördüğünüz gibi ses bozuldu arkadaşlar orada. Bakın. Bir bulantılı bir ses geliyor orada. Da gibi. Bakın. Bunu yaparsanız çok çirkin olur. Ne zaman çekecekseniz o zaman. Direkt yapıyorsunuz. Bir anda. Sabit tutup tak diye çekiyorsunuz. Aşağı doğru teli germeyin. Yoksa iğrenç bir hal olur. Evet. La, sol dedi. Teli çektim. Sonra ne vardı? Si, sol. Si'ye üstten vurdum bakın. Çektim. Teli bakın germiyorum aşağı. Şunu yapmıyorum. Görebiliyor musunuz? Şunu yapmayın. Bir kere de tak diye çekmeniz lazım. Evet. Si, sol dediğim an çekiyorum. Evet. Ondan sonra ne diyor? Do, la, üst tele geçtik. Bakın 5. parmakla bastım. Üstten vurdum. Boşa çektim bakın teli. Çekiyorum, görüyor musunuz? Do, la. Bundan sonra öğreteceğim türküde bu hareket var. Do, la hareketi çekmesi var arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Do, la. Çekmenin üzerinde olduğu notayı çekerek çıkarın. Tezene vurmadım arkadaşlar. Sonra alt telde mi re'yi gösteriyor. Re'yi teli çekerek çıkarıyorum bakın. Mi re gibi. Tabi bunlar değişik. Şimdi bunlar boş telleri çekme örnekleriydi. Bir de basılı tele çekme diye bir şey yaptım. Yazmıştım. Bunda ne diyor? Bakın si'ye üstten vur diyor. Si'ye. Si'den la'ya çekiyorum. Bakın bu basılı. Si'ye üstten vuruyorum. Evet, bu basılı. Şimdi bu işin püf noktası şu. İkisi birden basılı olsun. Yani Si'ye burada basıp sonradan La'ya çekmeden önce basmayın. İkisi birden basılı kalsın ki hareketi düzgün yapabilirsiniz. Gördünüz mü? Si, La çektim. Şimdi şöyle bir durum da oluyor. Si'den La'ya çekerken arkadaşlar boş notadan geldi mesela. Re, Si, La yapacağım. Bu öyle bir örnek, yani herhangi bir türküde alıntı değil. Re, Si, La. Burada pratik olan hareket şu. Re'den sonra Si, La çekmesi yapacaksan ikisini birden basın. Si'ye vururken bile La'ya gene de basın. Re, Si, La gibi. Anlatabildim mi? Re, bakın aynı anda basıyorum şu. Çekmenin sırrı bu arkadaşlar. Bunu yaparsanız, aynı anda basarsanız, yani aksiyon yaşanan iki parmağı artık
1-2 ile yaşayacaksan ya da 2-4 ile yaşıyorsan ikisini birden basmanız çok önemli. O zaman işiniz daha kolaylaşır. Mesela si, la. Evet. Sonra ne göstermişim? Do, si arkadaşlar. Dördüncü parmakla ikinci tele bastım. Sonra si, yine orta telde. Bu biraz zor, bu sizi yorar. Canınızı sıkar. Bunu yapmakta çok zorlanırsınız. Bunu örnek olsun diye gösterdim zaten. Eğer yeterince egzersiz çalışmadıysanız bunu yapmanız bayağı zor. Hatta bağlamadan soğutur yani, o kadar diyeyim. Evet. Do, si. Do, si. Çekiyorum bakın. Evet. Do, do'dan si'ye çekiyorum. Gördüğünüz gibi si de basılı. Do, si. Evet. Sonra ne var? Fa mi var? Fa'dan mi'ye. Alt telde bakın, ikisi birden basılı. Fa mi'ye çektim. Fa mi. Evet. Sonra sol fa demişiz alt telde. Sol fa diyez. Fa diyez 2 bu arada. Sol fa diyez. Evet. Sonra üçüncü ölçüde de şöyle bir çekme göstermişim. Re re. Bunu da bu derste öğreteceğimi söylemiştim. Anlatması çünkü zor. Uygulama şu. 2 re sesini çıkaracaksın ama ilkine tezene vurup ikincisini çekerek çıkarman lazım. Şimdi sıkıntı ne? Ben herhangi bir yere basmıyorum. Basılı değil. Nasıl çekeceğim teli? Basayım ki çekeyim yani gibi bir fikir oluşuyor. Bundaki olay şu. Re'ye vurduktan sonra ikinci re'yi çekerek şöyle çıkarıyorsunuz arkadaşlar. Gördünüz mü? Re, re şeklinde. Evet. Re, re. Bir daha yapıyorum bakın. Re, re, re. Şu. Yani burada fa mesela iki, onun altında 2 yazmış. İkinci parmakla yapacaksın demek bu. 3 yazsaydı 3 ile yapacaktım. 4 deseydi 4. parmakla yapacaktım. Ama genelde karşınıza 2 ile çıkar. İkinci parmakla telin üzerine sürterek, bakın basmıyoruz, sürtüyoruz. Şöyle bir çekme hareketi yapıyoruz. İkinci re sesini çıkarıyoruz. Bu. Burada fa sesini olabildiğince çıkarmamaya çalışıyoruz. Evet. Şimdi çarpmaya gelelim. Bunda da arkadaşlar mantık gene benzer. La'dan si, la'ya vuracak si sesini çarparak çıkaracağız. Bakın. La, si. Değil mi? La'ya vurdum. Tezene vurmadan si'ye çarparak çıkarıyorum. Bakın. Çarpma hareketi. Si sesi. La, pardon. La, si. Gördüğünüz gibi. Bunda da gene hemen şöyle diye çarpmayın. Si ne zaman çarpılacaksa gene tezene vurur gibi sürelerini düşünmeniz lazım. La, si. Evet. Sonra ne demiş? Si do. Si. Dördüncü parmakla orta telde do'ya çarpıyorum bakın. Si do. Evet. Yine bu sizi zorlar. Si do. Sonra ne var? Re mi alt telde. Sonra ne var? Mi fa. Evet. Sonra bir çalışma vermişim, egzersiz. Mi sol fa sol mi fa re mi. Evet. Bakın. Mi sol çarpma. Fa sol çarpma, sonra mi fa, sonra re mi. Bunu nasıl yapacağız? Belli bir ritimle bakın. Mi sol fa sol mi fa re mi. Mi sol fa sol mi fa re mi. Gibi çalışacaksınız arkadaşlar. Bunun dışında bir şey yok. Yine aklınıza takılan, kafanızı kurcalayan bir yer olduysa lütfen yorumlarda belirtin. Size yardımcı olmaya çalışayım, anlatmaya çalışayım. Bu egzersizler nasıl çalışılır? Bununla ilgili bir video da yapacağım. Bu çok önemli. Çünkü egzersiz videoları var ama sen bunu nasıl çalışacaksın? Nasıl geliştireceksin? Nasıl hızlandıracaksın? Bunu anlatan pek video ya da pek kaynak yok. Bu konuda bilgi vereceğim zaten. Bundan sonra da gene çekmeli, artık bundan sonraki türkülerde çekmeler de çarpmalar da dahil olacak.
İş gün geçtikçe daha da zorlaşıyor ama çalışımız da gün geçtikçe daha da güzelleşiyor. Evet arkadaşlar, benden bu kadar. Lütfen videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Beğenmediyseniz de lütfen beğenmeyin. Abone olmak istiyorsanız abone olun. Videolarımı haberleri gelmesi için mesaj olarak bilgi almak için. Facebook'ta bir grup kurdum. O gruba da gelin. Videonun açıklamalar kısmında var. Orada da farklı videolar ve notalar paylaşıyorum. Bunun dışında beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.